Merhaba, bugünkü konumuz H265 Encoder'la canlı yayıncılık yapma uygulaması. Encoder'ımızın resmi burada görülüyor. Besleme girişi, HDMI girişi, bu da network girişi. Yani IP çıkışı aynı zamanda. Hemen bağlantımıza bakalım. Şu anda atölyemizde encoder'ımız burada bağlı. Bu yayın kaynağımız, uydudan bir yayın veriyoruz. Dekoder'ımızla veya setup box'ımızla da izliyoruz. Ve aynı zamanda şu anda işlem yaptığımız PC ile de yayınımızı kontrol ediyoruz. Hemen encoder'ımıza girelim. Önce herhangi bir tarayıcı açıyoruz ve tarayıcıya encoder'ımızın IP adresine giriyoruz. IP adresimiz 192.168.2.31. IP adresine girdiğimizde encoder'a bize kullanıcı adı ve şifresini soruyor. Kullanıcı adı ve şifre fabrika ayarlarında admin admin'dir. Bu ikisini giriyoruz. Giriş yap kısmına basarak encoder'imize ulaşıyoruz. Şu anda encoder'imizin içindeyiz. H265 formatında, yani diğer bir adıyla HAEVC şeklinde streaming yapıyoruz. Hemen ilk başta network girişimizden başlayalım. Network alt menümüzde encoder'ın IP adresi ve gateway, yani şu anda bulunduğumuz yerel network'teki modemin IP adresi oluyor bu aynı zamanda. DNS önemli değil. Fabrika çıkışı encoder'ımızın IP adresi 192.168.0.31'dir. Fakat biz yerel network'ümüzde bağlanabilmek için encoder'ımıza bunu ilk başta PC'mizde 0 yaparak, encoder'le PC'mizi bağlayarak karşılıklı bağlantı yaparak bunu 2 yaptık ve şu andaki yerel network'te encoder'imize eriştik. Burası ilk başta yapılacak olan bölüm. Burayı disable olarak seçiyoruz. Çünkü yerel network'ümüzdeki bilgisayarımız olsun, modemimiz olsun otomatik IP adresi alıyor. Ve hemen mainstream dediğimiz ana yayın akışımıza bakalım. Ana yayın akışımızda profilimiz H265 olduğunda main profil olmuş oluyor. H265 encoder aynı zamanda H264 formatıyla da yayın basabiliyor. Biz bugün H265'i kullanıyoruz. Burada basit ayarlar var. Burada en önemli ayarımız bitrate'imiz. Örneğin ben şimdi HD formatında bir televizyon yayını girdim ve bunu 2048 megabit per second bitrate hızında basacağım. Bu ayarları yaptıktan sonra da hangi formatta yayın basacağımızı tespit ediyoruz. Buradaki tablodan gözüktüğü gibi şu anda encoder'ımızın kontrol panelindeyiz. HTTP dediğimiz en genel haliyle işte 80 portundan herhangi bir yere yollayacağımız yayın vardır. Burada ben 8000 yaptım portumu. 80 portundan başka bir işlem için kullanıyoruz. RTSP dediğimiz genellikle güvenlik kamera sektörünün kullandığı yayın formatı vardır. Multicast yayın formatı. Bunu da yerel network'te özellikle kurumsal firmalarda, üniversite, okul gibi yerlerde kullanılan multicast formatıdır. Onun IP adresi farklıdır görüldüğü gibi. Bir de RTMP serverlar için format vardır. RTMP'ler de genellikle data server, data center merkezlerindeki CDN yapılarına göndermek için veya almak için kullanılır. RTMP formatında port adresimiz 1935'tir ve yine bu CDN firmasında bize özel açılan hesaptaki live ve main dediğimiz
stream name'i ve aplikasyon name'leri yazmak gerekir. Böylelikle pull yaparak veya push yaparak yayınımızı CDN firmasına yollayabiliriz. Ben şu andaki uygulamada HTTP'yi enable yaptım. Diğer formatları disable yaptım. Aynı anda iki farklı formatta yollayabiliyoruz. Ve devam edelim. Bu haliyle setup tuşuna bastığımızda bu şekilde yayın verilir. Hemen altta text kullanacağımız, yayının üstünde kullanacağımız text. Burada Irenis yazılı. Aynı zamanda bu encoder'da feature upload yapabiliyoruz. Yani herhangi bir logo koyabiliyoruz. Ben şu anda logo koymadım. Sadece yazı verdim. Aynı anda encoder ikinci bir stream de yapabiliyor. Bu bazı durumlarda iki farklı formatta yayın yapmak için. Örneğin birisi setup box'lara, ikinci format diğer cihazlara, web TV, internet TV gibi portallara yayın yapmak için kullanılabilir. İkinci formatımızı şu an kapatalım. İkinci yayın akışımızı. Tek bir yayın akışıyla yapalım. Setup tuşuna bastığımızda herhangi bir menüde bize hemen uyarı gelir. Eğer der cihazınızı reboot yaparsanız bu şekilde ben bu ayarları cihazın hafızasına alırım der. Yoksa şu anda yine işlem yapıyor fakat cihazın hafızasına alınmamış durumda. Ben de tamam deyince ve setup bölümüne gidince sistem tuşundan setup bölümünden cihazı reboot yaptığımda cihaz yapılan bu değişiklikleri hafızasına alır. Bu durumda ben cihazla ilgili yaptığım bütün şu andaki panelde web panelinde yaptığım bütün işlemleri cihazın hafızasına almış olurum. Ve ilk baştaki status durumumuz. Status cihazın genel durumunu gösterir. Yani o anda yaptığı işlemi gösterir. Hemen bakalım. Input durumumuzu gösteriyor. Girişimizden HDMI 1920x1080 yayın vermişiz. Ona mainstream'in durumunu gösteriyor. İkinci akışımız ve mainstream'deki adresimiz. Şu anda HTTP formatında ayar yaptığımız için HTTP ve şu adreste yayın yapıyoruz. Bu yayınımızı kopyalayalım. Elle de girebiliriz de ben kopyalıyorum şu anda. Ve bilgisayarımızda hepimizde olan bir VLC program açalım. VLC programda hemen ortam bölümünden A akışı aç diyerek biraz önce kopyaladığımız üretilen link adresini yapıştıralım. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Bu adresimizin rakamlarının başına bir et işareti koymamız gerekiyor. Pardon. Evet. Şu anda et işaretini koyduk. Oynat diyelim. Görüldüğü gibi yayınımız VLC Player'da oynamakta. İlk başta VLC Player'da adres satırımızda da adres çıktı. Ve yayını izliyoruz. Biraz önce gördüğünüz encoder'ımızın kontrol bölümünde yazdığımız bu isim şu anda gözüküyor. Eğer logo da girseydik buraya herhangi bir yere logo koyabilirdik. Yine hemen encoder'ımızın kontrol paneline girelim. Mainstream'deki canlı yayınımızı kopyalayıp yapıştırmıştık. Sistem bölümüyle son yaptığımız ayarları cihazı reboot yaparak yeniden başlatmıştık. Diğer fonksiyonlar upgrade bölümü var. Cihazın yazılımları zaman zaman güncellenebilir.
Bunları bizim sayfalarımızdan görebilirsiniz. Upload yapılıyor. Ve password'ünüzü, username'inizi kendinize özel bir şekilde değiştirebilirsiniz. Yani modifikasyon yaparsınız. System information'ı gösteriyor. Firmware versiyon, yani şu andaki yazılımın olduğu durum. Ve yine mainstream'imize geçelim. Mainstream'imizde buradaki ayarları ben 30 yaptım. Şuradaki şu andaki normal bir yapımızla basıyoruz. Fakat profesyonel sistemde yayın bastığımızda frame rate'i yükseltmemiz gerekir. Group of feature'ı yükseltmemiz gerekir. Bitrate duruma göre değişebilir. Fakat HD formatında bir yayın 2000 kilobit per second formatlarında gayet güzel nakledilebiliyor. Protokol olarak da şu an bütün her türlü bilgisayarda alacağımız ve yollayabileceğimiz şekilde HTTP protokolünde. Yine tekrar edelim. RTSP kamera sistemleri, güvenlik kamera sistemlerinde ve bazı serverlarda kullanılan multicast, yerel networklerde çoklu ortam yayın yapmak için kullanılan ve RTMP dediğimiz server firmalarına, CDN firmalarına gönderilen sistem. Ve hemen aşağıda OCD settings dediğimiz görüntü ayarları ile ilgili durum. Hemen değerlere bakalım. Irenis yazısını biz yatay bazda 12, düşey bazda 12 diyerek sol üst köşeye koymuş oluyoruz. Eğer bunu örnek olarak 1000 yapsaydım bu sefer sağ alt köşede olacaktı. Burayı 1000 yaklaşık olarak, burayı 12'de bıraksaydım şu bölgede olacaktı. Yine herhangi bir logo, herhangi bir işareti de yine buradan giriyoruz. Bize dosya seçtirerek seçtiğimiz dosyayı BMP uzantılı olacak. Bunu herhangi bir yere koyabiliyoruz. En altta da gönderdiğimiz imajın kalitesi ile ilgili değerler var. Bunlar da default değerler 50 olarak bırakılabiliyor. Hemen görüntümüze geçelim. Şu anda görüntüde hava durumunu görüyorsunuz. Yazdığımız yazı burada. Kurum logosu burada. Ve yine devam edelim. Yaptığımız işlemi bir daha tekrar ediyorum. Yayın kaynağımız, uydu alıcı cihazımız. Uydu alıcı cihazımızın HDMI kablosu, encoder'ımızın HDMI girişine girmiş vaziyette. Encoder'ın adaptörü besleme girişinde ve yerel network'e veya internete bağladığımız, modemimize bağladığımız Ethernet kablomuz. İki tane ışık da cihazın sağlıklı olarak çalıştığını gösteriyor. Bir tanesi HDMI girişi ve bunun akışını gösteren gösterge, öbürsü de network göstergesi. Şu andaki uygulamada da aynı zamanda dekoderle yayınımızı, yani setup box'la herhangi bir televizyonda izleyebiliyoruz. Hemen çıkalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.